herkese selam. Pazartesi gününü geride bıraktık. Şimdi okuldan çıkıyorum, saat 5 oldu. 5'i 6 geçiyor şu anda. Üstümü okula değiştirdim. Gidiyorum, sporumu yapacağım. Ondan sonra eve geçeceğim. Okuldan sonra bir saattir sınıfta ne yapıyorsun diye soracak olursanız, bazı çocukların ailelerine mesajlar atmam gerekiyordu geçen hafta. Şimdi arabayı sürmeye başladığımda kamera üstüme düşecek. Çünkü saçma sapan bir yerde duruyor kamera şu anda. Dediğim gibi. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Herkese günaydın. Bugün haftanın ikinci günündeyiz. İşe gidiyorum. Ne zaman sürsem kamera üstüme düşüyor. Ondan biraz korkuyorum ama. Sınıfa şimdi geldim. Saat muhtemelen 8.30. 8.40 olmuş. Size şöyle küçük bir sınıf turu yapayım. Giriyorsunuz. Burada çocukların bilgisayarları var. Bir kart almak zorunda kaldım. Çünkü eşyalarımı falan koyuyordum pazartesiden cumaya kadar. Böyle bir panomuz var. Çocuklar ne istiyorlarsa onu yapıştırıyorlar. Burada sınıfımızın kontratı var. Herkes ne yapmak istediğinin sözünü falan verdi. Burada benim kitaplarım var. Çocuklar arada sırada bunları alıp okuyorlar. Bunlar benim kitaplarım. Bunlar çocukların defterleri. Sonra bu tarafa gelecek olursak. Burada aslında çocuklara sorumluluklar vermiştim ama şu an herkes eşit şekilde sorumluluk aldığı için artık bunu kullanmıyoruz. Bu tuvalet giriş çıkışı ilk başta biraz problemdi. İki tane şey vardı burada. Hani gittikleri zaman kendi numaralarını koyuyorlardı. Günlük derslerimizi buraya koyuyoruz. Şu an öğrendiğimiz ünite İngilizce'de. Burası da matematik. Şu an matematikte hiçbir şey yok. Sıkıntı şu, iki sınıfı öğretiyorum. Geçen sene öğretmen kendi sınıfında kalıyordu. Benim baktığım öğrenciler benim sınıfıma geliyordu her dersten sonra. Mesela 60 dakikalık bir dersimiz var şimdi bu sınıfla.
Ondan sonra bu çocukların müzik dersi var. Benim diğer sınıfla dersim oluyor mesela. Onlar buraya geliyorlardı. Şimdi bizim oraya gitmemizi istiyorlar. Çünkü bazen çok fazla zaman kaybediyorlar çocuklar bir yerden bir yere gidince. Bence eşit derecede dikkatleri dağılıyor. Çünkü ben giderken beni dışarıda falan bekliyorlar. Çocuklar koridorda tuvalete gidiyorlar, geliyorlar vesaire. Hani çok büyük bir fark olduğunu açıkçası ben görmedim. Ama daha az zaman harcadığımızı düşünüyor olmalarının mantığını anlayabiliyorum. Ama şimdi şöyle bir sıkıntı var. Normalde benim sınıfımı sadece İngilizce ve matematik dersi için hazırlıyordum. İşte bazı materyaller hazırlaman gerekiyor ders için. Onları bir yerden bir yere götürmek sıkıntı oluyor. Veya işte mesela bu panoları asmak için bu büyük chart paper'lara işte önemli bilgileri yazıyoruz. Şimdi her şeyden ikişer tane yapmam lazım. Ona da zamanım yok açıkçası. Yani zaten bir tanesini yapmak yeteri kadar zaman alıyor. İki tane yaparsam işte birini buraya birini oraya asmak için. Çok realistik değil bence. Bundan dolayı ne yaparsam bu sınıfla kullanıyorum. Sonra öbür sınıfla kullanıyorum. Sonra öbür sınıfta bırakıyorum. Çünkü benim kendi sınıfım matematik seviyesi biraz daha yüksek diğer sınıfın matematik seviyesine göre. Bu aralar Fransızca öğreniyorum bu arada. Onların tarihi falan Fransızca yazıyorum. Çocuklar da bana yardımcı oluyorlar. Çünkü herkes Fransızca öğreniyor. 3. sınıftan beri. Yani onlar bayağı rahatlar Fransızca konusunda. Fransızca defterim var falan. Çocuklar gelip bana yardımcı oluyorlar yarım saat boyunca gün içerisinde. Şimdi kahvemi içeceğim. Son birkaç tane matematik sınavı kaldı okumadığım dün. Onları okuyayım diyorum müzik dinlerken. Sonra zaten çocuklar gelecek matematiğe başlayacağız. Bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Burada öğretmenler normalde günde 6 dersten sorumlular. 6 ders öğretiyoruz bir gün içerisinde. Bu 6 dersten bir tanesine prep diyorlar. Bu zaman içerisinde öğretmenler işte 1 saat ya da 40 dakika veriyorlar ki ders planlarımızı yapalım, marking yapmamız gerekiyorsa, işte puanlamamız gerekiyorsa onları yapalım diye. Ben şu an prep zamanındayım. Şimdi işte çocuklar gitti. Böyle benim en sevdiğim zaman. Çocuklar yok sınıfta. Kendi sınıfımdayım. İşte müziğimi açıyorum. Müzik dinlerken kağıt okuyorum veya işte ders planlarımı yapıyorum veya ailelere mesaj atmam gerekiyorsa bazen ailelere mesaj atıyorum. Kahvemi içiyorum, müziğimi dinliyorum. İşte işlerimi falan yapıyorum. Bayağı böyle güzel bir 40 dakikam var. Çok güzel. Sonunda yaz geliyor. Her şey çok güzel. Kamerayı sınıfta unuttum. Ne diyeyim? İşten daha yeni çıkıyorum. Saat şu an 5:10 falan geçiyor. Spora gidip sporumu yapıp eve öyle geçeceğim. Saat 4:00. Saat 4'ten 5'e kadar terapim vardı. 2 haftada bir terapiye gidiyorum. Biraz böyle daha iyi hissedebilmek ve daha iyi iletişime girebilmek için insanlarla. Neyse, diğer öğretmenler geliyor. Onlar gelip beni oyalamadan gitmem lazım. Çünkü spora geç kalacağım yoksa. Sonraki yerde görüşürüz. Kameramı okulda unuttuğum için hiçbir şey çekemedim bu saate kadar. Çarşamba günündeyiz. Aşırı yorgunum. Anlatamam size. Bugün saat 7:40'da uyandım. Normalde 6:30'da uyanıyorum. İşte bayağı geç kalmıyorum ama tam zamanında varacağım. Müzik dinliyorum. Kahvemi, kahvaltımı, her şeyimi yaptım. Böyle bir geç kalınca zaten geç kaldığım mantığı var ya, bilmiyorum sizde de var mı? Geç kalmıyorum. Her zaman erken varıyorum. Bu sefer erken varamayacağım. Hani geç kaldım dediğim o. Ama böyle bir rahatlık var üstümde. Kahvaltımı yaptım, kahvemi yaptım, öğlen yemeğimi hazırladım vesaire. Bir sürü şey yaptım sabah sabah. Saat 8:30 daha yoldayım. Ama dün zaten temizledim sınıfı, organize ettim her yeri. Ondan çok da fark etmez. Bir de ilk dersim zaten prep olacak. Böyle güzel bir resource room var okulda. Benim katımda, ikinci katta benim sınıfıma yakın. Böyle birkaç tane masa var. Sandalyemi getirdim. Burada çalışıyorum genelde. Çocukların benim sınıfımda fen dersleri var. Zamanım yok vesaire ondan. Çocukların derslerini hazırlıyorum. Bir şey çıktı almam gerekiyorsa gidiyorum, çıktım alıyorum vesaire. Şimdi biraz bir şeyler atıştırırken ders planlarım üzerinden geçeceğim. Sonra eğer erkenden halledersem müzik dinlerken birkaç tane de kağıt okuyacağım. Bu hafta cuma olmadan önce bütün sınav kağıtlarını okumuş olmak istiyorum ki hafta sonunda rahat gireyim. Sadece ders planlarımı hazırlayayım vesaire istiyorum. Öyle. Thank you.
var. İş bitmiyor. İş bitmiyor. Kahvemi içeyim de her şey normale dön. Şu an akşam saat 9. Bir saat falan uyudum. Çok yorgundum artık. Kurgeri işten aldım, eve geldik, yemek yedik. Açıkçası ben yemek yemedim. Ben uzandım direkt ve uyudum. Şimdi saat 9, biraz daha artık dinlendim ve işte yapmak istediğim birkaç şey vardı, onları yaptım. Şimdi oturup biraz daha çalışmam lazım. Hem gelinki derslerime bakacağım, hem de birkaç tane sınav okumam lazım. Çünkü bu çocuklar cumadan önce sınavlarını geliştiriyorlar. 23 tane daha sınav kaldı, onları okuyacağım ve bitecek artık bu çile. Gelinki derslerim hazır, sadece bakmam gerekiyor, üstünden geçmem gerekiyor. Bazen notlar falan almam gerekiyor, ekstra bir şeyler eklemem gerekiyor bugünkü derse bağlı olarak. Muhtemelen zaten 2 saat sonra falan uyuyorum, artık çok yorgunum. Muhtemelen yarın okulda görüşürüz diye düşünüyorum. Herkese merhaba. Bugün günlerden Perşembe. Perşembeyi bitirdik aslında. Şu an saat 4.30'a geliyor. Şöyle yarım saatim, 40 dakikam falan var burada. Biraz daha oturup işlerime devam etmek istiyorum. Aslında çıkıp normal bir gym'e gidip sporumu yapacaktım ama akşamki planım iptal oldu. Ondan sporda istediğim kadar kalabilirim. Ondan erken gitmeme gerek yok. Spora gitmeden önce pre-workout olarak kahve içmeyi seviyorum ben, çünkü gerçekten enerjimi arttırıyor. Kahvemi yapacağım. Kahvemi içerken de birkaç tane daha kağıt okumam gerekiyordu. Onları okuyacağım. Hepsi online bu arada bunların. Bugün o kadar çok kağıt okudum ki kendim bile şoktayım bu arada. Yani o kadar şey, çok productive bir gün geçirdim. Gerçekten okumam gereken bütün acil olan şeyleri okudum. Bir İngilizce sınavı daha var. Onları da okuyacağım. Bugün burası güya ılık bu arada düne göre. Dün çok serindi. Bugün 15 derece ama camlar falan açık. İçerisi bayağı serin. Yani böyle kazak falan giymeniz gerekiyor. Herkese günaydın. Sonunda haftayı bitiriyoruz. İnanılmaz uzun, inanılmaz yorucu bir haftaydı. Ama bir sürü işler hallettiğimiz için verimli bir haftaydı. Sabah geldiğim havaya bir bakın, bir de şimdiki havaya bir bakın. Gerçekten yani mutluyum hava güneş açtığı için ama aynı zamanda artık yani öğleden sonra yaz olup gündüzün kış olması bir ilginç. Neyse, onu bilerek tişört giydim zaten. Eve gidiyorum şimdi, uygarım, metroyu bırakmam lazım. Bugün spora gitmiyorum. Bugün akşam başka bir planım var, oraya yetişebilmem için spor yapamam. Çünkü duş almam lazım sonra. Spor için zamanım var, duş için zamanım var. Sıkıntı o. Muhtemelen bu rock climbing ya da bouldering dedikleri şeyi yapmaya gideceğiz. Onun için arkadaşıma saat belirliyoruz. Oraya gidip böyle 1-2 saat onu yapacağız spor olarak. Eğer merak ediyorsanız izlemeye devam edin. Görüşürüz.